Herkese selamlar arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Kore PUBG nasıl indirilir ve ayarlarından bahsedeceğim sorusuz bir şekilde Kore PUBG'yi indirip düzgün bir şekilde oynamak istiyorsanız videoyu atlamadan izlerseniz çok sevinirim bu arada video geçmeden önce sizlerden efsane bir like bekliyorum Gamer Baba'ya like atıp kanalımıza abone olup Abinize destek olmayı unutmayın. Biliyorsunuz destekleriniz benim için çok önemli. Hadi şimdi birlikte Kore Pubg indirelim. Şimdi arkadaşlar Kore Pubg indirebilmemiz için öncelikle cihazımıza kurmamız gereken birkaç tane uygulama var. Bunlardan başlayacağım. Arkadaşlar ben şu anda bunu tablet indireceğim. Tablet, telefon her şeyi indirebilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar Play Store'a geliyoruz. Play Store bakın. Kore Pubg yazacağım. Bakın. Kore Pubg falan gelmiyor. Hemen geri gelelim şimdi oyunu indirebilmemiz için TapTap Tap diye bir yine aynı Android gibi bir uygulama var bu TapTap Tap denilen uygulama Kore'nin bir nevi Play Store gibi mağazası gibi e, düşünebilirsiniz arkadaşlar TapTap Tap üzerinden Kore PUBG cihazımıza indirmemiz gerekiyor öncelikle TapTap'ı indireceğiz bakın tekrar TapTap Tap deniyorum. Şimdi bazıları yazmış tap tap buradan indirebilirsin falan diye de Android'den tap tap nasıl indireceksin o zaten başlı başına pardon Android diyorum Play Store'dan nasıl indireceksin o zaten başlı başına bir mağaza onu oradan indiremezsin. Arkadaşlar onu indirebilmemiz için şimdi hep birlikte Google Chrome'a doğru geçiyoruz Google Chrome üzerinden biz tap tap indireceğiz Google Chrome açıyoruz Google Chrome açtıktan sonra yavaş yavaş anlatacağım herkesin anlayabileceği bir şekilde o yüzden hızlı bir anlatım olmayacak. Tap tap yazıyoruz buraya tap tap apk zaten bakın daha önce yaratmışız Tap tap abi. Söyleyemiyorum da <laughs> Tap tap apk yazıyoruz tap tap apk En başta zaten Görüyorsunuz Dolan tap tap mobile clans Slant Artık neyse Oradan Tıklıyoruz abi Basıyoruz Geliyor Bu arada benim e, tablet ee, kuzeyin tableti, oğlumun tableti biraz yavaş olabilir arkadaşlar. Oyunda da zaten kasmalar görürsünüz. Neden? Oyunda o ok şey oyun diyorum. Tablette o kadar çok oyun var ki zar zor bir işlem yapabiliyorum tabletle. Arkadaşlar, sayfa açıldı. Sayfa açıldıktan sonra Android'e giriyoruz. Android'e bir kere tıklıyoruz ve Android'imiz dosya zararlı olabilir diyor. No, no 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 öyle bir şey yok. Her şey ay, gayet ay, normal. Herhangi bir zararlı içerik yok. Ben indirdim. Emin olun öyle bir şey olsa ben de indirmem. Evet şu an indirme işlemi yapıldı mı? Bakıyorum ama evet dosyamız indirildi. Evet arkadaşlar şimdi şeyimiz indi. Şeyimiz diyorum. <laughs> Uygulamayı indirdik. Şimdi nerede bu tap tap? Şimdi tap tap'ı indirdik arkadaşlar. Tap tap'ı indirdikten sonra bir diğer uygulamaya geçiyoruz. Bu bir diğer uygulama nedir arkadaşlar? Bizim bu TapTap'a girebilmemiz için VPN'imizi yani IP'mizi değiştirmemiz lazım. Neden? TapTap Kore mağazası olduğu için bizim Kore VPN'i üzerinden mağazaya giriş yapmamız gerekiyor. Onun için de tekrar Play Store'a geliyoruz arkadaşlar. Play Store'a geldikten sonra şuraya Solo. Solo. Solo VPN yazıyoruz. Buradan Solo VPN'i İndiriyoruz. Bakın geldi zaten. Simgeyi görüyorsunuz. Yüklediyorum. diyorum. Solo VPN'imiz gelsin. Solo VPN'imiz indi arkadaşlar. Solo VPN indikten sonra şöyle bir connect yapacağız arkadaşlar. Ay connect yapmıyoruz pardon. Connect yok. Şu auto kısmı var ya. Auto kısmına bir kere tıklıyorsunuz. Buradan Avustralya, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Rusya, Tayland, Türkiye falan filan. Biz buradan Güney Kore'yi seçiyoruz arkadaşlar. Evet. Güney Kore'yi seçtikten sonra bir kere connect'e basıyoruz. Tamam diyoruz. Evet şu an bağlanıyor. Bağlansın bakalım. Evet şu an itibariyle VPN'imiz bağlanmış bulunmaktadır. Yeşil olduğunu gördüğünüz anda bağlandığını görebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada videoyu buraya kadar izleyen dostlarım mutlaka videoma like atıp bana destek olursa sevinirim. Eğer sizin Kore PUBG'yi indirirken bir problemle karşılaşırsanız mutlaka bana yorumlar üzerinden ve Discord DM üzerinden yani DM üzerinden zölden bana ulaşabilirsiniz. Müsait olduğum süre zarfı boyunca arkadaşlar. Tabi burası çok önemli. Müsait olduğumda ee, cevap verebiliyorum. Neden? Ben gün içerisinde çalışıyorum. Benim bir ailem var. Benim bir çocuğum var. Ve onlarla ilgilenmem gereken zamanlar olabiliyor. O yüzden anlayışla karşılarsanız sevinirim. Alkış. Arkadaşlar şimdi TapTap uygulamasını indirmiştik. Şimdi dosyalara geliyoruz. Dosyalara geldikten sonra indirilenlerden bakın TapTap'ı görüyoruz. Evet Tap'ı bir kere tıklıyoruz. Evet diyoruz. Aa ayarlar ayarlar atıyor. Bir izin vermemiz lazım. İzin verelim kardeşim. Sıkıntı yok. Tap tap bizden yükle diyelim. Evet şu an yükleniyor. Evet tap tapımız yükleniyor. Hala yükleniyor. Evet arkadaşlar tap tap uygulamamız yüklendi. Şimdi buraya aç diyoruz. Evet tap tap açılıyor. Dediğim gibi tap tap aynı bizim Google Android gibi yani Apple cihazlarda App Store gibi. Bu da bir mağaza türü. Ee, tabii Güney Koro Güney Koro Güney kore değil Güney kore. Arkadaşlar buradan e, continue with Google deyip ya da sign up deyip e, giriş yapmamız gerekiyor. Şimdi ben telefon üzerinden giriş yapacağım. Hızlı olsun diye. Buradan Türkiye'yi buluyoruz. Neredesin Türkiye'm? Be, geri! Türkiye? Harimetleri Ölürüm Türkiye'm. Sesim biraz kötü kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, Türkiye 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 Türkiye. Evet, Türkiye'yi buldum. Buradan e numaramı yazıyorum. Beni arayabilirsiniz canı sıkıldığı zaman. E, Tabi şaka yapıyorum. Şimdi kendi numaramı yazdım arkadaşlar. Tabii e, Siri'yi görmeyeceksiniz. Telefonuma bir kod gönderiyorum arkadaşlar. Bu kodla birlikte e, uygulamaya giriş yapacağız. Bakalım. Kodu gönderdik. İnşallah gönderecek. Evet arkadaşlar, biraz burası uzun süre bilginiz olsun. Kodu gönder dedikten sonra orayı geçmeyin. Bu yıldız geliyor. Bu yıldızı buraya oturtuyoruz. Bir doğrulama yapmak istiyor. Ve telefonumuza bir kod gönderdi arkadaşlar. Ben şimdi telefonuma bakıyorum. Kod gelmiş mi gelmemiş mi? Henüz bir SMS gelmedi. Arkadaşlar niye göndermiyor? Büyük ihtimalle ben bu telefon numarasıyla bir kere bu kodu aldım. O yüzden göndermiyor olabilir. Şimdi farklı bir numarayla deneyeceğim. Arkadaşlar şimdi başka bir telefonla kodu e, kod göndermeye çalışıyorum. Bu arada illa telefonla girmek zorunda değilsiniz. Maille de girebilirsiniz. Ben kolay olsun diye telefonla giriyorum. Telefona kodu gönderdim telefondan kodu alacağız. Arkadaşlar iki defa telefon denedim ama ikisinde de telefona SMS'ler gitmiyor. Şimdi mail yoluyla girmeye çalışacağım. Telefon değil de maile geçtim. Evet arkadaşlar şimdi mail yoluyla deneyeceğiz. Arkadaşlar buradan şifre giriyoruz. Profil ismi Gamer Baba yazalım. Tamam. Evet. Doğum tarihi yaşımız belli olacak ama Arkadaşlar doğum tarihine girdikten sonra böyle bir ekran geliyor. Buradan cinsiyet falan filan istersen belirtmek zorunda değilsin. Evet tamam diyor. Buradan işte favori oyun türlerini merak ediyor. Gerek yok kardeşim benim favori oyunum belli zaten. Skip dedik geçtik. Evet arkadaşlar şu an itibariyle telefonumuza tap tap uygulamasını indirdik. Biraz zor oldu. Ee, uzun bir yoldan gittik. Telefonumuzu yazdık kabul etmedi. O yüzden maille girmek zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar Buraya geliyoruz. Buraya PUBG Mobile yazıyoruz. Bakın bu arada nasıl geldiğimi göstereyim. Buraya tap, tap üzerinden girdim tamam mı? Şeyden girmedim. Play Store üzerinden girmiyorum. Şimdi PUBG Mobile hangisini indireceğiz diye soracak olursanız da arkadaşlar zaten yanında yazıyor. PUBG Mobile KR, PUBG Mobile Lite falan filan bunlar hepsi burada gösteriyor zaten. Buradan PUBG Mobile indiriyoruz. Arkadaşlar Kore versiyonunu indiriyoruz. Global indirmiyoruz. 692 megabyte. Tamam kardeşim izin ver. Yine daha demin izin vermiştik ya top top için de bu kaynağa izin vermemiz lazım. Evet izin veriyorum yine. Evet, download diyoruz arkadaşlar. Şu anda oyunumuz iniyor. İnşallah kazasız belasız indireceğiz. Ah ses de geldi. Evet arkadaşlar bu insin indikten sonra devam edeceğiz. Birazdan ayrılmayın. Evet arkadaşlar, kore pubg cihazımıza indi. Buradan install diyoruz biliyorsunuz klasik zaten. Install dedikten sonra yine bazı aşamalar var. Yükle diyoruz. Biraz önce oyunun indirdik. Şimdi yüklüyoruz. Evet oyunumuz yüklendi. Play diyoruz. Oo harika. Play dedik ve oyunumuz açılıyor. İnşallah kazansız belasız oyunu açacağız. Tamam. Kaydet abi. İzin ver abicim. Ertuğrul sana izin veriyoruz. Setini yapabilirsin. <laughs> Evet, oyunumuz açılıyor. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz geldi. Şimdi kısa bir update yapacak büyük ihtimalle dosyaları var. Onları atacak bakayım. 24 megabit diyor. 24 megabyte indirsin. Oyunumuzu yükledikten sonra arkadaşlar update de gerçekleşti. Şu an update de tamam. Tekrardan oyuna girmemizi istiyor. Tekrardan yeniden başladık ve oyunu başlatacağız. Şu an herhangi bir problem olmadan herhangi bir sorun çıkmadan oyunun açılıyor olması gerekiyor. Umarım oyunumuz açılacak. Bayağı uzun sürdü bu arada. Benim tabletim biraz eski ve yavaş olduğu için. Daha doğrusu eski değil. Tablet yeni ama tablet çok iyi bir tablet değil. Yavaş olduğu için biraz uzun sürdü. Evet oyunumuz yüklendi ve şu an ben giriş yapmaya çalışacağım. PUBG Kore'ye giriş yapıyoruz. Ben misafir girişle giriyorum. Maksat oyun açılsın. Okey dedik. Evet sanırım oyun açılıyor. O, o girişlere bak, hareketlere bak. Dediğim gibi tabletim çok iyi değil. Hafiften gördüğünüz gibi görüntü kasıyor. Şu an elimdeki tablet de kasıyor zaten. Ben bilgisayarda oynuyorum. Bilgisayar oynamayı tercih ediyorum arkadaşlar. İyi bir tabletiniz varsa tabii tabletten daha keyifli. Evet şimdi tam anlamıyla bütün indirmeleri yaptık arkadaşlar. Oyuna giriş sağladık. Arkadaşlar bir hesap bağlamanızı istiyor. Burada bir hesap bağlayalım. Ben bir tane hesap bağlayacağım buraya. Evet arkadaşlar benim bir Google hesabım vardı. Şu an o hesabı buraya bağladım. Güzel oldu. Ya diyor ki verileriniz kaybolabilir diyor. Verilinin kaybolabilir diyor. O yüzden diyor seni zorluyor. Google hesabını, Facebook hesabını, Twitter hesabını herhangi bir hesabına erişmek istiyor aslında. Biz de Google hesabımızdan Herhangi bir Google hesabımı bağladım buraya. Şimdi onunla birlikte giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu an itibariyle Kore PUBG'ye ulaşmış olduk. Bakın buradan görebilirsiniz. Evet şu kıyafetler kısmına gelelim. Şu an Kore PUBG'nin mağazasını görüyorsunuz. Böyle Western Look Greats. Adamların mağazası falan çok iyi. Ya birçok şey e, Kore'de yani erişebilirlik daha kolay. Sana abi neler veriyor ya. Bunlardan ne çıkıyor acaba? <laughs> Allah Allah. Acayip bir olay ya. Evet dostlarım şimdi Kore PUBG'ye girdik. Bu arada ayarlara gelelim. Bakın zaten hepsi aynı. Ekran ayarlarını buradan yapıyoruz. Buradan seçebilirsiniz. Smooth, Balance, HD. Tabi önce kaynak paketlerini indirmeniz lazım. Kaynak paketlerini indikten sonra bu ayarları yapabiliriz arkadaşlar. Tuş ayarlamalarını yapabilirsiniz. Customize Buttons kısmından. Buradan tuş ayarlarını yapıyoruz. Buradan hassasiyet ayarları arkadaşlar. Klasik. Yine buradan hassasiyetimizi yapabiliriz. Pickup'tan toplam ayarlarını, cross rengini buradan belirliyoruz. Dil kısmında sadece İngilizce var diyebiliyorum. Evet arkadaşlar sadece İngilizce ve Kore dili var. Oradan da dili ayarlayabiliyorsunuz. Evet dostlar oyuna girdik. Bakın oh direkt uçak hazır. Şöyle sağ sola yapayım da bir problem var mı diye yok mu diye. Siz de görün. Evet Kore PUBG'de ilk atlayışımızı yaptık arkadaşlar birlikte. Silahımızı alıyor. Evet, güzel, 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 güzel. Tamam. Şuradan otomatik. Abi herhangi bir sıkıntı yok. Ben buradan çıkarım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kore PUBG cihazımızı indirdik, kurulumunu yaptık. Biraz zor oldu ama kurulumunu yaptık. E, hesabımızı bağladık, ayarlardan bahsettik Kore PUBG için. Benim anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar birlikte Kore PUBG'yi cihazımıza indirdik ve kurumunu yaptık. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz desteğiniz benim için çok önemli. Video mutlaka like atıp aşağıdan da küçük bir yorumunuzu bekliyorum. Eğer sorularınız varsa e, takıldığınız bir yer olduysa mutlaka bana yorumlar üzerinden ya da Discord'dan DM üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.